Bu bebeği arayan soran var mı? Hayır. O yüzden yarın sosyal hizmetlere teslim edilecek. Bu kadar tatlı bir bebeği hangi kalpsiz terk eder ki? Zavallı. Doğar doğmaz yaşadıklarının farkında bile değil. Bence farkında. Çünkü uyumadığında sürekli ağlıyor. Kimse susturamıyor. Umarım senin acı çekmene sebep olanlar da sensiz mutlu olamaz. Oraya buraya telefon açarak hiçbir şey bulunmaz ki. Telefon açmana gerek yok. Buraya bırakılmış 2 günlük bir bebek var. Ve 2 gün önce doğum yapmış, buraya yürüyerek gelmiş bir kadın var. Belli ki bu bebek o kadının. Mantık denilen bir şey var. Gerçi kadınlarda öyle mantık diye bir şey yok. Midemi bulandırıyorsun. Ameliyattan sonra kendine gelmiş. Hadi gel git anneyle konuşalım. Merhaba Deniz. Kendini nasıl hissediyorsun? Doğum yapmışsın Deniz. Bebeğin nerede? Benim bebeğim falan yok. 2 gün önce doğum yaptığını biliyoruz. Biz sadece sana yardım etmek istiyoruz. Bebeğim falan yok benim. O bulduğunuz kız da umurumda değil. Beni yalnız bırakın. Bulduğumuz bebeğin kız olduğunu bildiğine göre kızın adını da söyleyebilirsin. Rahat bırakın beni. Bu kadar şirin bir bebeği görünce insanın kalbi taş olsa erir. Önemli olan şirinliği değil. Bir anne bebeğinin kokusunu duyunca ondan vazgeçemez derler. Tabii birazcık annelik içgüdüsü varsa. Eğer Hasan kadar annelik içgüdüsü yoksa kadınlığından şüphe ederim. Ha. En azından Hasan'da duygu var. Sende hiçbir şey yok. Duygu dediğim pek işime yaramaz zaten. O çok işe yarayan Egon ne diyor peki? Daha önce de dediğimi diyor. Ve bence o kız bu bebeği hak etmiyor. Boşuna uğraşıyoruz. Yoksa yuvaya verilmesini mi tercih ediyorsun? Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Yetimhanelerde her çocuk benim kadar şanslı olmuyor. Evet, artık uyanabilirsin. Bak seni anne. Nerede bu kız? Burada olmalıydı. Bir dakika tuvalet. Deniz! Kaçmıştır. Size boşuna uğraştığımızı söyledim. Zorla güzellik olmaz. Bir tek sizin yanınızda susuyor. Kim seveceğini biliyor. Doğum günüm. Prenses, prensesim. Nasılsın bakalım? Özledin mi beni? Ben seni çok özledim. Acıktın mı prenses? Evet, sen bu dünyanın en güzel kızısın biliyorsun değil mi? Afiyet olsun prenses. Annesi olarak bir dakika bile yalnız bırakmıyorsun bakıyorum. İstediğin kadar dalga geç. Bu bebeği sevmekten vazgeçmeyeceğim. Nasıl? Çok tatlı ve sağlıklı. Ama hala ailesiz işte. Ne olmasını bekliyorsunuz ki? Siz çok istiyorsunuz diye annenin geri gelmesi mi? Haklısın. Burada böyle hiçbir şey yapmadan beklemek çok saçma. Gidip Deniz'i bulacağım ve ikna edeceğim. İyi ama nasıl olacak? İlerideki yurda gideceğim. Orada olduğunu bilmiyoruz ki. Şansımı deneyeceğim. Mesai saatinde hastaneden ayrılırsan başın belaya girer. Evet, Gestapo seni çiğ çiğ yer. O zaman siz de boş durmayıp Gestapo'nun yokluğumu fark etmemesini sağlarsınız. Bana hiç güvenme. Sana zaten güvenmiyorum. Sadece dilini tut yeter.
Affedersiniz. Buyurun. Ben bir arkadaşımı arıyordum. Sanırım burada kalıyor ama emin değilim. Adı neydi? Deniz Akbaş. İkimiz de İzmirliyiz ama uzun zamandır görüşemiyoruz. Ortak bir arkadaşımız burada kaldığını söyledi ama emin değildi. Ha, Deniz Akbaş. 3 gündür yurda gelmiyor. Nerede olabilir? Başına bir şey gelmiş olmasın? Yok canım, bir şey olmamıştır. Zaten normalde de bir gelir bir gelmez. Arabalı bir hayta bırakır onu çoğu zaman. Belki bugün gelir. Ben en iyisi biraz bekleyeyim. Bence boşuna beklemeyin. Geldiği zaman ben aradığınızı söylerim. Sağ olun ama ben bekleyeceğim. Lütfen benimle gel. Bebeğini bırakamazsın. Üstelik ciddi bir ameliyat geçirdin. Hastaneye geri dönemem. Param yok. Hem ailem duyarsa beni öldürür. Korktuğunu biliyorum. Ama ben senin tarafındayım. Hiçbir şey için seni zorlamayacağım. Bebeğini al ve ne pahasına olursa olsun büyüt demiyorum. Sadece onu sevginden mahrum etme. Olmaz. Yapamam. Deniz, sana yardım edebilirim. Kim olduğunu söylemeyiz. İstersen bir yabancı gibi bebeğinin yanında ol. Ama yeter ki yanında ol. Yalvarırım, bırakın gideyim. Deniz, o küçük kızın sana ihtiyacı var. Bırakamam. Bırakma o zaman. Git ve sarıl sadece. Bil ki o senden daha çok korkuyor. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Onun bir anneye ihtiyacı var. Hayır. Ne olursa olsun hiç kimse senin yerini tutamaz. Hiçbir kalp onu seni sevdiğin kadar sevemez. Ona bakamam ki. İşim yok. Param yok. Ailem bilmiyor. Biliyorum. Bu kolay olmayacak. Ama istersen her şeyi yapabilirsin. Okulu bitirince kendi ayaklarının üzerinde durmaya başlayacaksın zaten. Yalvarırım Deniz. O bebeğin sahip olacağı tek gerçek sevgiyi ondan alma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.